başkanımız ve yardımcı olan Bülent Müdür Bey'imize teşekkür ediyoruz. Bütün gelen misafirlerimize ve yarışmacı arkadaşlarımıza hoş geldiniz hepimiz. Biz burada bir yarışma amacıyla katıldık ama Mahmut Başkanımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi daha bilinçli bir hayvan yetiştiriciliği yapımında daha iyi şeylere teşvik ediyor. İlaç kullanım sahasında. Önceden atalarımız tabak olduğunda şap dediğimiz aşı 7 tane tabak kollar hayvan üzerinden geçirilir. Ama şimdi bu iş daha bilinçli şekilde yapılmaktadır. Bu da başkanımız, Mahmut Başkanımızdan teşekkür ederiz. Bizleri ilgileniyor, daha iyi bilgilendiriyor. Bütün gelen arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz. Yarışmacılarıma başarılar dilerim. Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Merkez Birliği'nin değerli başkanı, diğer başkanı, değerli protokol üyelerimiz, misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın seçkin temsilcileri, hepinizi erkanlı duygularla, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, değerli katılımcılar, bu salonda gördüğünüz insanların %90'ı bu topraklarda uğraşan, bu toprakları eken, tohumu tarlaya atan, hayvanı besleyen, koyunu güden, ineğe sayan, yani yediğinizi, içtiğinizi, hatta giydiğinizi temin eden çok önemli insanlar. Belki toplumun belli kesimleri tarafından hor görürler, belki kimlerin beyinlerin arkasında işte ben çoban mıyım, ben çobanla bir miyim gibi algılar olabilir ama bence dünyanın en önemli, en vazgeçilmez, en stratejik işini yapıyorlar, gıda üretiyorlar. O zaman dünyanın en önemli insanları da bu üreticiler. Senden, benden veya diğer işleri yapan insanlardan çok daha önemliler. Çünkü devletin tepesindeki Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki Ahmet Ağa'ya, Mehmet Ağa'ya, Ayşe Abla'ya, Fatma teyzeye kadar herkesin yediğini, içtiğini, giydiğini bu insanlar karşılıyorlar. Gıda noktasında kendi kendine yetmeyen ülkelerin bağımsız ülke deme şansları yoktur. Dünyada savunma sanayinde ve gıda üretiminde kendi kendine yetmiyorsa bağımsız değilsin. Bunun en yakın örneğini geçen 3-5 ay önce Katar'da izledik. Katar dünyanın en zengin ülkesi değil mi? Doğalgaz zengini, petrol zengini ama 4 tane körfez ülkesi ambargo uyguladı, açlıkla karşı karşıya geldi. Demek ki plastik yenmiyor, petrol içilmiyor. O yüzden hükümetimizin, bakanlığımızın, devletimizin kesinlikle tarımsal ve hayvansal üretimde ithalat noktasına gitmemesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Evet, bugün savunma sanayinde bizim hava savunma sistemimiz yok biliyorsunuz. Amerika'da istedik, paramızı da vermedi. Ne dedi? Sen benim dediğimi yapmıyorsun. Sen yoldan çıkıyorsun. Sen dünya beşten büyüksün diyorsun. Olmaz. Ben veremem dedi. Yarın gıda noktasında da bu noktaya gelirsek eti vermezler, ineği, danayı vermezler, hiçbir şey vermezler. O yüzden gıda noktasında kendi kendine yetmemiz gerekiyor. O yüzden bu işi yapan, gıda üreten, çiftçilik yapan, hayvancılık yapan insanlara daha fazla ilgi, daha fazla sevgi, daha fazla hürmet, daha fazla destek gerekiyor. Çünkü gıda vazgeçilmez olan tek şey. Her şeyin bir alternatifi var ama gıdanın alternatifi yok. O yüzden gıda üreten insanlara çok daha fazla destek bekliyor. Katılımımızdan dolayı başta Sayın Valimize, vekillerimize, genel başkanımıza, protokol üyelerimize ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Koyun Keçi Yetişiciler Birliği Genel Başkanı, çok değerli protokol üyeleri ve hanımefendiler, beyefendiler, Ergin Asarlı çiftçiler, basınımızın çok değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Mahmut Başkanım her şeyi özetledi. Tabii program yoğun olduğundan dolayı biz uzatmayacağız. Mahmut Başkanım'ın İl Genel Meclis üyeliği süresince köylerimize, muhtarlarımıza ne kadar değer verdiğini, ne kadar önem verdiğini tüm Aksaray'daki köylerimiz bunu biliyor, muhtarlarımız bunu biliyor. Ben Mahmut Başkan'a gerek köylerdeki yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ve gerek tüm üreticilerimize sahip çıktığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'de bir ilki başlattı. Ben öyle biliyorum. Bu yedincisini düzenlediği yarışmada Aksaray'daki üreticilerimize ciddi şekilde katkı sağladı. Bilgilerine bilgi kattı. Ve en büyük
onur verici, gurur verici de salonun çoğunluğunda bayan olması, üretime ne kadar desteğin büyük olduğu, ne kadar azimin yüksek olduğunu gösteriyor. Ben sözlerimi fazla uzatmıyorum. Mahmut Başkanıma 5 yıl süresi boyunca az önce belirttiğim gibi köylere verdiği destekten dolayı, hizmetten dolayı tabii vekillerimize de teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Ben köyler adına, muhtarlar adına kendisine kabul ederse bir plaket vermek istiyoruz. Muhtarlar Derneğimiz Başkanı'yla köy ve mahalle muhtarlar adına programı da uzatmak istemiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz tekrar bu yarışma. Sayın Vali, değerli vekilleri, esas olan yüreği memleket için çarpan, elleri nasırlı, vicdanları ülke adına üretim, inanına üretim yapan çiftçi, değerli vatandaşlarımız. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli kardeşim Mahmut Başkan, Aksaray'da istişare kültürüyle birlikte sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesinde çiftçilerin, üreticilerin her sorunlarına çözüm üretmede, dertleriyle dertlenmede çok büyük gayretler göstermiş. Birlik Başkanlığı yanında bu dönem 5 yıl süre zarfında Aksaray'da İl Genel Meclis üyeliğiyle de başta köylerin kanaat önderlerini muhtarlarımız, yöneticilerimizle halkla iç içe omuz omuza çalışmış Aksaray adına yapılan her projede elini değil yüreğini ortaya koymuş bir arkadaşımız. Biz de bu birlik ve beraberliği, bu başarının ortağı olarak açıkçası tarım platformu ve sektör paydaşları olarak ben buradan Emin Koçak'a, Esat Zengin'i, Serkan Bey'i çağırıyorum buraya çünkü hep birlikte kendisine bir plaket takdim edeceğiz. Sektör paydaşlarım Bekir Başkan'ı buraya almak istiyorum. Hatice Hanım, Sivil Toplum Örgütleri Başkanı, Cüneyt Başkanımı, Uğur Başkanımı buraya almak istiyorum izin verirseniz. Değerli arkadaşlar, yani bu gösteriyor ki birlik ve beraberlik sonucunda yapılan her proje çok önemli. İşte örneği de Mahmut Başkan'dı. Biz kendisine bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisinden biz razıyız. Rabbim de razı olsun. Saygılarımla. Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Genel Başkanım, kıymetli hazırım, Sayın Bas Mesutları, değerli üreticilerimiz, Çobanlar Yarışı Bilgi Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ilimiz hayvansal üretim ve hayvan sayısı bakımından Türkiye'de ilk 10 il içerisinde yer almaktadır. Hayvansal üretimin bir kolu da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ana unsuru da çobanlarımızdır. Bakanlığımız da bu konuya ve müdürlüğümüz kayıtsız kalmamış ve çobanlarımızın hak ettiği değeri görmesi için son 5 yılda 660 adet çobanımıza işletme başına 5.000 TL'den 3.300.000 TL çoban istihdam desteği, son 12 yılda yaklaşık 25.000 yetiştirici çobanımıza 61.084.000 TL araç korunteci desteği, 82 adet çobanlık kursuyla 2.168 çobanımıza çobanlık belgesi, bu sene 2018'de de geçen sene 2 milyon TL'lik tutardaki projeyle yaklaşık 25 çiftçimize, çobanımıza, yetiştiricimize ahıl ve karavan hediye etmiştir. Projede %70 hibe verilmiştir. Ve ayrıca 2013 yılından beri Aksaray'dan koyun keçi esnebilerimizin büyük katkıları ile birlikte Çobanlar Yarışıyor Bilgi Yarışması'nı düzenlemiştir. Tabii ki buradaki amacımız ilimizdeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, çobanlarımızı eğitmek, üreticilerimiz arasındaki bilgi ve paylaşma ve birliği sağlamak ve bir peygamber mesleği olan çobanlığımızı hak ettiği yere getirmektir. Bugün 7. sınıf düzenlediğimiz Çobanlar Yarışı Bilgi Yarışması'nın ölelemesi 26 Şubat 2019 tarihinde yapılmış. 37 adet çobanımız başvurmuş, 8 adet çobanımız finale kalmıştır. Bugün bu çobanlarımıza 10 adet çoktan seçmenin sorusu olacak olup ve yarışma sonunda toplam puan sıralamasına göre ilk 3 belli olacaktır. İlk 3'e para ödülü, diğer çobanlarımıza da altın hediye edilecektir. Tabii ki bakanlığımız ve müdürlüğümüzün tarım hayvancılığındaki esas amacı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bunu da inşallah hep birlikte çalışarak başaracağız. Ben bu vesileyle bu yarışma imasını yaptığımız Sayın Valimize,
ve Aksaray Tarım Hayvancılığı'na her zaman destek veren sayın vekillerimize, sayın belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza ve kurum müdürlerimize, tüm oda ve STK başkanlarımıza ve bu yarışmayı katkılarıyla birlikte yaptığımız Damızlı Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Sayın Mahmut Aktürk ve çalışanlarına, basın mensuplarına ve bugünün sahibi çobanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve konuşmamı müdürlüğümüzün sloganıyla bitirmek istiyorum. Aksaray çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanım, kamu kurumlarımızın çok değerli müdürleri, oda ve birlik başkanlarımızın çok değerli temsilcileri, başımızın tacı, siz saygı değer çoban kardeşlerim, basınımızın gözü de temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, ben sözlerime başlarken hepinizi şahsım ve merkez bilim adına en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben değerli konuşmacı arkadaşlarımı dinlerken zaman zaman duygulandım. Evet, çobanın mesleği kutsal bir meslektir. Size her zaman için üreten, yetiştiren 80 milyon insanın tarımı doyuran 35 milyon civarında nüfusu besleyen bir kitlesiniz. Sizler bu milletin hem anası hem babasısınız. Her zaman söylüyorum, burada da söylemek gereği duyuyorum. Sizlerin bedduası, alanın iki yakası bir araya gelmez. Dolayısıyla ana babanın bedduası almamak lazım. Şimdi değerli dostlar, bildiğiniz gibi bugün burada malumunuz çobanlar yarışıyor. Bilgi yarışması, toplantısı bugün 8-7'si yapılıyor Aksaray'da. Biz zaman zaman oğlak yarışına, kuzu yarışına, koyun koç yarışına katılıyoruz. Ama bu çoban yarışması Aksaray'da yapılıyor. Ve Sayın Başkanımız Mahmut Aktürk Bey bunu genel sehre getirdi. Ve kendisini yürekten kutluyorum. İlk tarım müdürümüzü yandan kutluyorum. İlk tarım müdürümüzün emeği burada çok büyüktür. Çünkü bizler birebir yüze yüz gelerek bütün dert ve sıkıntılarımızı paylaştığımız bir tarım müdürlerimizdir. Bir tarım müdürlerimiz her zaman bizim için başlayacaktır. Aksaray bir tarım müdürümüzü de ben huzurlarınızla bu yılın en başarılı tarım müdürü olarak ilan ediyorum. Kendisinin önünde de saygı duyuyorum. Değerli dostlar, tabii ki çobanlığın önemine vurgu yapıldı. Evet, bu birliklere sayesinde 2006 yılında birliklerimiz kuruldu. Birliklerin yüz verici çalışmalarıyla hükümetimizin tarım ve hayvancılığa vermiş olduğu desteklerle özellikle siz çoban kardeşlerimiz toplumda kabul görmeye başladınız. Cumhurbaşkanımız, reisimiz Başkan Tayyip Erdoğan'ın çobanlara göstermiş olduğu ilgi ve alaka, ben de bir çobanın hep platformunda dile getirmesiyle beraber siz çobanlar olarak bu ülkenin birinci sınıf vatandaşısınız. Sizler de kendinizi hiçbir zaman için hafif veya hafife almayın. Hiç kimse de sizi alamaz. Çünkü sizin yürüttüğünüz bu kutsal meslek birçok Peygamber Efendimiz'in temel eğitimidir. Peygamber Efendilerimizin temel eğitiminde üniversite fakülte yok bir değerli dostlar. Çobanlık var. Onun için çobanlık çok kutsal bir meslektir. Sizlerin bu mesleği yürütmesi ve yürütür olması ve bu ülkenin ekonomisine, sanayine katma değer kazanmanız bu ülkenin en hayırlı ileri evlatlarısınız. Çünkü sizin her emeğinizin altında alın teri vardır. Ben sözlerini çok uzatmayacağım. Ben Mahmut Başkanımı canı yürekten kutluyorum. Gerçekten de camiamıza yakışır bir başkan. Ben bugün burada sadece 8 çobanımız yarışmıyor. Sadece Aksaray çobanları yarışmıyor. Çünkü bu çobanlar yarışması ben inanıyorum ki Türkiye'de 265 bin çobanın yüreği bu salonda. Dolayısıyla ben o Türkiye'de bu emeği veren, gecesini gündüzüne katan, hafta sonu olmayan, cumartesi olmayan, pazarı olmayan tüm çobanlar adına
gerek protokol üyelerimizi, gerek basın mensuplarımızı, gerek hazırını ben bir kez daha saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sizlerle birlikte olmanın da ayrıca gururunu, onurunu yaşıyorum. Ben şahsımda ve genel merkezimize göstermiş olduğumuz ilgi ve alanlarından dolayı da ayrıca bu Aksaray halkının hem milletsever hem vatanperver olmaları bizim için her zaman için haftalarımızda güzel bir fotoğraftır. Biz her zaman için Aksaray halkını örnek almaktan mutluluk duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bu duygu, bu düşüncelerle konuşmama son veriyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Vali, Sayın Milletvekili, Başkanım, birlikte burada başkanları, çok sağlıklar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Açıkçası Mahmut Başkanımızdan böyle bir davet gelince, babalar nasıl yarışıyor, ne yapıyor, acaba dedik kuzulara tuz yalatıp su içirmeden mi geçirecekler, boyun mu kıracağız? Ama anladım ki çobanlık bizim çocukluğumuzda kalan çobanlık değilmiş. Artık çobanlar, biz çobanlarımız ki alın teriyle, namusumuzla, mümkün edeceğimizle yapılan her meslek kutsaldır. Demin Sayın Müdürümüz söylediği gibi bir peygamber mesleği olan çobanlık da meslekler içerisinde öğretmenler gibi en kutsal mesleklerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ve yine anladığım kadarıyla bugün bu salonu şereflendiren çok kıymetli insanlarımız, yani kontrolünde, tasarrufunda olan hayvanlarımızın sadece beslenmeleriyle, su içmeleriyle ilgilenmiyorlar. Onun ötesinde hastalıklarıyla, doğumlarıyla, ne bileyim her türlü dert ve sorunlarıyla ilgilendiklerini de öğrenmiş oluyorum. Böyle bir güzel programı düzenleyen başta Mahmut Başkan olmak üzere Tarım İl Müdürümüze ve diğer katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmayla birlikte biz de bu konuda var olan bilgilerimizi, tarihi içerisi ve buranın bir bilgi havuzu olarak bu havuzdan herkesi nasipleneceğini düşünüyorum. Herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Tekrar organizasyon devreye geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, Sayın Koyun Keçi Birlik Genel Başkanı Aksaray'ımıza hoş geldiniz. Burada bulunan her birbirlerinin oda başkanları, müdürlerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler ama hepsinden önemlisi çok kutsal bir mesleği olan, o mesleği yapan, idame ettiren, alnının teri, ilkin nasrıyla onun ekmeğini yiyen çok kıymetli çoban kardeşlerim. Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz Çobanlar Yarışıyor programından hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii Mahmut Başkanıma şunu sordum. Daha evvel dedim ben bir programa gelmiştim ama ne kadar oldu? 3 yıl önceydi sanıyorum. 3.sü ya da 4.süne gelmiştim. Gerçekten o zaman gördüğüm manzara şuydu. Burada yarışmacıların aşağı yukarı yarıya yakın hanımıydı. Hanımlar, beyler ama çobanlar yarışıyordu. Yaptığı mesleğin işin incelikleri, püf noktaları ve gerçekten çok teferruatlı işler. Biraz evvel Zübeyde Hanım konuşmasında onu vurguladı. Eskiden aşı yerine tabak atlatıyorduk ama bugün aşı daha bilimsel, hayvanlarımıza bir bebek bakımı gibi nasıl bakılır, neler yapmak gerekir, onları hayatta tutarken de onlardan feasible, rentable en çok ürünü nasıl alabiliriz en iyi şekilde bilimsel yönüyle biraz sonra yarışacaklar. Çok tebrik ediyorum. Hepinize hayatınıza başarılar diliyorum. Ama bilinmeli ki biz Anadolu'ya geldiğimizde koyunlarımızla beraber olmuyor. Koyunlarımız hep var. Küçükbaş hayvancılığı aslında bizim hep yaptığımız işte. Burada her biri birbirinden kıymetli, birbiriyle çok uyumlu çalışan, işte süt birlik başkanı olsun, damızlık birlik başkanı, ticaret odası, ziraat odası, koyun keçi, her bir başkanın burada Aksaray için katma değer üretmek için gayret gösteriyorlar. Uyumlarıyla beraber. Aksaray evet bir tarım ve hayvancılık şehri. Ama asıl olan bizim küçükbaş hayvancılığımızdı. Ve biz iktidara geldiğimiz günden itibaren özellikle de son yıllarda küçükbaş hayvancılığın artması hususunda çok önemli teşvikler ve desteklemeler. Neredeyse elinizi kaldırdığınız her yerde destekleme veriyoruz. Bunun bir kısmı tarım bakanlığımızca, bir kısmı kırsal kalkınmadan, bir kısmı Ziraat Bankası'ndan verdiğimiz kredilerle bunların
uzun süre geri ödeme faizsiz ve geri ödemesiz, daha sonra da çok uygun taksitlendirmelerle yatırım yapmak isteyen her kardeşime hayvancılık alanında ciddi destek veriyoruz. Küçükbaş vazgeçilmezimiz. Büyükbaş'a da destek veriyoruz. Aksaray bu yönüyle hayvancılıkta, tarım yönüyle her şekilde desteklenen ve iktidara geldiğimiz ilk günde aldığımız tüm toplam destekler 1 liraysa bugün 20 kat arttırmak suretiyle Aksaray'da tarım ve hayvancılık konusunda ve özellikle de küçükbaş hayvancılık konusunda çok iyi noktadayız. Sizin beslenize kim nasıl bakar bilmiyorum ama bizim 17 yıl boyunca bakışımız her şeye olduğu gibi insan merkezli, insan odaklı tamamen değişti. Evet, bizlere dün hafızalarımızda şu cümleleri kurdu ve çok daha taze. Benim oyumla çobanın oyu değil mi diye adeta hakim gören bir zihniyet bugüne kadar bu ülkeyi 17 yıl evveline kadar bu ülkede hakimdi. Ama 17 yıl önce Türkiye'de bir şey değişti ve her şey çok değişti aslında. Bu bakış değişti, bu zihniyet değişti. Onun için her birimizin yaptığı destek çok önemli. Aynı zihniyet bir gün genel başkanımıza, dünya liderimize muhtar bile olamazsın diyordu ki salonda çoğunlukla muhtarlarımız da var. Bugün muhtarlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla, genel başkanımızla külliyenin en önemli sahibi. Çobanlarımız külliyenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ama milletimizin gönlünün en önemli sahibi. İşte bu bakışlara karşı 17 yıldır mücadele ediyoruz. Ve bugün ülkemizin adeta her taraftan saldırıya uğradığı bu zamanda 40 yıldır verdiğimiz terörle mücadelede bugün terör örgütlerine kılık değiştirilmiş her biri ayrı at ve sıfattaki mücadelemizde ne yaparlarsa yapsınlar bu beka meselesinde bütün çabalarını boşa çıkaracak aziz ve kahraman milletimiz tıpkı 15 Temmuz'da gösterdiği gibi önümüzdeki süreçte de liderimizle beraber yol yürümeye bütün o blokajlara, bütün o duraksamalara karşı milletiyle beraber yol yürümeye devam edecek bir irade, bir güç aziz milletinden, çobanından, muhtarından, kadınından, erkeğinden, yaşlısından, gencinden aldığı güçle yolumuza durmadan devam edebilmenin, gece gündüz siz değerli kardeşlerimize hizmet edebilmenin haklı onuru, haklı gururu içerisinde pek çok şey yaptık ve yapmaya da devam edeceğimiz sözü bir kez daha kürsüde burada sizlere de bir kez daha veriyoruz. Her bugüne kadar yapılanlara karşı verilecek olan destek Aksaray'dan çok önemli kardeş. Birileri ne derse desin. Biz aziz milletimiz için canımızı gerektiğinde vermekten kaçınmayacak bir yönetim olarak iş başlıyoruz. Salonda. Sayın Valim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum diyorum. Tekrar yarışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabiisiniz onu bilmenizi istiyorum diyorum. Hepimizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Ülkemizin ve aziz milletimizin yolu ve bahtı açık olsun diyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Allah'a emanet. Meslektaşım. Sayın milletvekillerimiz, değerli meslektaşım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, kıymetli çiftçilerimiz, kıymetli basın, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yaptığımız yarışma, il müdürümüzden aldığımız bilgiye göre Türkiye'de tek yarışmadan ibaret. Bir de 7 yıldır yapılıyormuş, geleneksel hale gelmiş. Zaten çiftçilerimizin ilgisinden de belli. Tabi bu yarışmalar düzenlendikçe marifete, iltifata tabidir. Güzelliklerimize daha fazla güzellik katmaya çalışacağız. Zaten Aksaray'ımız bu tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de çok iyi bir yerde, derece alan bir yer. İnşallah bu yarışmalarımız devam ettiği müddetçe de teşvik edilecek devletimizin hem imkanlarından yararlanacağız hem de psikolojik olarak etrafımıza ürettiğimiz mallarımızı, ürettiğimiz ürünlerimizi güzel bir şekilde pazarlayacağız. Burada çobanlarımızın ve zaman zaman da çiftçilerimizin yarışması birbirlerini teşvik edecek. Ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi de beklenen an geldi. Kocaman alkışlarınızla peygamber mesleğini icra eden çoban yarışmacılarımızı yerlerinize davet ediyorum. Tarım İl Müdürlüğü personellerimizden Şube Müdürümüz Sayın Mehmet Ercan, kuvvetli bir alkış alalım emekleri için. Sayın Demet Özdemir hanımefendi, veteriner hekim, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Birlik personelimiz, koyun keçi yetiştiren birlik personelimiz Berat Sevinç Bey, kendisine alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz yarışmacılarımıza hangi köyden gelmiş kendini tanıtsın, onlardan bir bilgi alalım. Birinci yarışmacımızdan başlayalım. Halil Kaçar Bey. Eskil Akgöl yaylasına geldim. Bak, yarışmacılar burada sana başladı. Eskil abimize kocaman bir almış. Kutlu'dan geliyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. İnşallah bundan sonra bayan destekçilerimiz daha fazla olur. Cibril abimize kocaman bir almış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sakmaz koyundan geliyorum. Hasan Çiçek, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yapacağım Kelim Yasin Üskulak, tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Eskil Aktaş'dan geliyorum. Sana başarılar. Eskil'den bir çiftçimiz daha. Sultanahmet ilçesinden geliyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet, abimiz Sultanada ilçemizden geliyormuş. Kocaman bir alkış kendisine. Ahmet Koç, Elvedere kasabasından katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Selamünaleyküm. Eskil'den geliyorum. Bütün biri izlemeye gelen teşekkür ediyorum. Eskil'den bir çiftçimiz daha Mustafa abimiz. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi yarışmamıza başlayabiliriz. Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza kocaman bir moral alkışı. Bismillah diyerek yarışmamıza başlıyoruz. 8 numaralı yarışmacımız Mustafa Uzun abimizi buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz.
Evet, yarışmamızın üçüncüsü olan, Kura ile üçüncüsü olan Ali Sıltav abimizi de davet ediyorum ödülünü almak üzere. Kocaman alkışlarınızla ödülünü vermek üzere Türkiye Koyun Keçi Yetiştirilerin Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Nihat Çelik'i kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Sayın Genel Başkanımız da kendisi de biliyorsunuz peygamber mesleği olan çobanlık mesleğini icra ediyor. O da kepeneğini giyiyor. Şerefi bahşettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Valimizin de bu yarışmaya eşlik etmesi bizi fazlasıyla ziyadesiyle mutlu ediyor. Ama Sayın Valim takdir ederseniz, Sayın Vekillerimiz de benim de hemvekil. Yani bilgi yarışmasında kura olmaz. İki tane üç numarası içinden yarışmacı arkadaşımız var. İkisini de kutluyorum. İkisini de o şekil kabul edelim. Birlik başkanından, il müdürüne de talep ediyor. Bilgide kura olmaz. Onu da yanımıza alalım. Bu hediye çekini de ve değerli birlik başkanımız Sayın Mahmut Bey ile birlikte takdim etmek istiyoruz. Sayın başkanımızı da yanımıza alalım. Beraber takdim edelim. Başkanım biraz bu tarafa. Evet. Evet. Hepinizin emeğine sağlık. Bu da çobanlarımıza onurlandıran abimizin şahsında herkese de şahsım ve genel merkezim adına teşekkür ediyorum. Tüm çoban kardeşlerim önünde de saygı duyuyorum. Allah'a emanet olun. Evet, Mustafa Uzun abimiz burada mı, salonda mı? Birinci olan yarışmacımız. Ziraat Odası Başkanı kocaman bir alkış. Evet, çeyrek altınlarımızı tahtım fotoğraf çektirelim. Hatıra fotoğrafı. Amin. Evet, Sayın Vali Yardımcılarımıza, kurum müdürlerimize ve Oda ve Birlik Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.